Selam arkadaşlar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün cuma. Bir eve geldim, dışarısı baya bir karanlık çünkü yağmur falan yağıyor. Ben şimdi annemlere gideceğim. Oradan annemi ve Johnny'yi alacağım. Çünkü birisinin berber termini var. Benim değil, annemin değil. Johnny'nin berber termini var. Evet, doğru duydunuz. Johnny böyle 3-4 ayda bir falan biraz saçları kesiliyor. Çünkü saçları çok uzun olduğu zaman, bir de zaten ufak köpek olduğu zaman, böyle yağmurlu havalarda falan, tabii ki kar, ondan sonra kirli yolu falan saçları sürttüğü için, o yüzden o kadar uzasın diye beklemiyoruz. O yüzden berbere gideceğiz. Berbere gittiğimiz zaman biraz çekerim zaten size. Ondan sonra muhakkak eve gelip ve evi toparlayıp temizlik yapmamız gerekiyor. Çünkü bir haftadan boyunca hiçbir şey yapmadım gerçekten. Sadece dişlerim hala çok berbat. Doktora falan zaten gittim ve doktor diyor ki bu 20'lik dişi mi? Sol tarafta da hala benim 20'lik dişlerim var. Onların çıkması gerekiyor ama benim haftaya okuldan seminere gitmem gerekiyor. Ondan sonra yani 3-4 hafta boyunca hep böyle 1-2 gün okul gibi bir yerdeyim, yani seminerdayım. O yüzden hiç, yani termin olarak hiç güzel değil. Dediğim gibi 4-5 hafta falan daha kalması gerekiyor. Ondan sonra aldırtırırım diye dişlerim. Neyse, ama eve gelmem gerekiyor ve muhakkak muhakkak temizlik yapmamız gerekiyor. Çünkü ev berbat görünüyor. Dediğim gibi bütün hafta sadece işten eve, bir de bayağı bir geç gidiyordum eve. Çünkü çok iş var diye bu aralar. Ve Markus'u beklerim. Ondan sonra Markus'la beraber yaparız. Öyle. Cani, nereye gidiyoruz baba? Berbere mi gidiyoruz? Berbere mi gidiyoruz? Sevinmeye bak. Sevinmeye bak canım şimdiki hali. Sonra görünmüyor ki tam sevinçler. Arabayla gideceğiz ya. Ve sonra berberde saçlar gelecek. Tamam mı bak, seviniyorsun, tamam. Ya. Arabayla. Ya var. Nasıl da biliyorsun arabayla gideceğini? Çirkin seni yeri bezet yürü. Ya. Cani. İyi mi ben seni? Ben seni iyi mi tatlısın? Ne kal? Dolandırıyor seni anne. Sevilmeye bak ya. Johnny berberden geldi ve buralarda biraz saçlar gitti. Çok belli değil zaten. Şuralarda saçlar gitti. Yüzden biraz saçlar gitti. Şimdi uykuluyor. Değil mi? Uykum var canım. Şu taraflardan biraz gitti. Bu kadar. Selam. Biz arabadayız. Çünkü Markus eve geldi. Beyefendi eve geldi ve Markus'a dedim ki, Markus yemekten önce mi temizlik yapalım yoksa yemekten sonra mı falan diye. Evde yemek de zaten yoktu, yani böyle bir kahvaltı falan veya çabuk makarna falan kaynatabilirdim. Markus dedi ki, ne temizliği ya dedi, hemen giyin dedi, dışarı gidelim, hem dışarıda yeriz hem de biraz gezeriz diye. El mahkum yani, ben şimdi kocama karşı mı geleceğim? Tabii ki evet dedi. Tabii ki benim işime de geliyor çünkü hiç ama hiç nasıl derler, yani hiç canım istemiyordu gerçekten temizlik yapmasını falan. Yarın yaparız. O yüzden şimdi arabadayız ve nereye gideceğimizi, ne yiyeceğimizi hiç bilmiyorum gerçekten. Stuttgart'a gideceğiz ve ben TripAdvisor diye bir tane app var. Orada bakacağım. Nasıl bir restoranta veya ne tür yemeği, Türk yemeği mi, Hindistan yemeği mi? Hindistan güzel olur aslında. Çoktan beri yemedik.
Ama bilmiyorum. Gidip bakacağız. Ben şimdi bu kadar yolda izlediğim gibi. Ve böyle. Arkadaşlar Stuttgart'tayız ve erkek kuaförün güzelliğine bakar mısınız ya? Ne kadar güzel. Şurası böyle. Eski şeylerle. Yani erkek kuaförün gerçekten benim daha çok hoşuma gitti. Nikodin kuaförü. Çok güzel. Ve arkadaşlar size berber kuaförün fiyatlarını göstereyim. Kadınlar için saç kestirmesi 17 euro. Yıkaması, kestirmesi ve fön çekmesi 32 euro. Yıkamak ve fön çekmek 18 euro, renklendirmek yani saçını boyamak 32 euro, dava bele yani kıvırcık yaptırmak 40 euro, strähnchen ne oluyordu? Böyle strähnchen bilirsiniz 55 euro, yok 54 euro, ondan sonra kaş aldırması 7 euro ve korkuzun. Ve bir gelin başı 99 euro. Erkekler için saç kestirmesi 13 euro. Yıkaması, kestirmesi, fön çekmesi 15 euro. Renklendirmesi yani saçını bir erkek boyattırırsa 22 euro. Sakalını kestirmesi 12 euro. Ve erkekler için de evet kaş aldırması çok popüler olduğu için 7 euro. Ve bu Türkiye'den birisi çünkü Mersin'de de varmış. Stuttgart'ta varmış ve Mersin'de varmış. Münih'te varmış. Yeni açılacakmış burası. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir grip oldum. Gerçekten bir gecenin içinde yani bu hale girmek nasıl becerilebiliyor? Hiç bilmiyorum. Burnum tamamen kapalı. Boğazım tamamen ağrıyor. Neyse vlogu da burada bitiriyorum. Çünkü gerçekten bayağı bir hastalandım. Bir hastayım. Şimdi zaten iş yerine telefon açacağım. İşe gitmeyeceğim diye. Vlogu burada bitiriyorum. Umarım biraz hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize lütfen iyi bakın. Hasta olmayın. Bye bye.